Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz Spastik 23 ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Mount & Blade Warband Saltanat-ı Selçuklu maceramıza devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arada böyle bir kekelemek de çok kötü oluyor ya. Neyse. Tamamdır. Kayıtta da bir problem yok. O halde hemen kaydımıza giriş yapalım. Bu arada farkındayım, efekt sesi çok yüksek. Tekrar tekrar hani bu oyun benim kaydettiğim ayarlar üzerinde durmamaya yemin etmiş gibi sürekli bana aynı ayarları tekrar yaptırıyor. Sağlık olsun, Allah'tan sadece 2-3 ayar yapıyoruz yani. En son arkadaşlar hatırlayacağınız üzere sürekli bir savunma savaşı veriyorduk ve kalelerimizi güçlendirme peşindeydik. Şimdi üzerimde 119 asker var. Birazcık gidip Selanik şehrini güçlendirmek istiyorum ama üzerimdeki askerler kıdemli askerler değil. Sadece asker kalabalığı olur. Bu arada Çihide köyünde düşman grubu varmış. Yetişebilirsem 47 kişiler, 119 kişiyiz. 4.7, 5.4 hız. Muhtemelen yetişiriz arkadaşlar ama tabii ki bu arada çok büyük bir olay kaçırmamaya da özen göstereceğiz. Ani saldırılar alıp yıkılmamaya da özen göstereceğiz. Hepinize desteğinden dolayı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Attığınız beğeniler benim daha çok video çekmeme iştah veriyor bana video çekmem konusunda. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bakalım eskisi gibi bir full atlı düzene geçmeyi planlıyorum ya. Böyle hani ağır piyadeler, okçular falan. Yine okçu yetiştireceğim de okçuları yetiştirip kaleye atacağım abi. Ağırlıklı olarak atlı yetiştirmek istiyorum ki bende şu an ağırlıklı olarak atlı var. Ama hani savaşçı atlı değil bunlar. Bunlar köle kranlar, köle avcıları falan. Yani sadece bayıltmaya yönelik oynuyorlar. Olsun, onlar da iyidir abi. Hoppa. Abi ben ne yaptım? Masum hassasiyetini biraz fazla mı kaçırdım acaba? Hiç bilemiyorum. Böyle açar açmaz da aksiyonla başlamak gayet güzel. Şimdi hazır buraya gelmişken birazcık Konya şehrine gideceğim abi. Hazır Konya şehrine gitmişken aslında... Bir dakika ya, ben baya bir üstümdeki askerleri boşaltayım. Bu arada oyunun sesi eğer benim sesime engel oluyorsa gerçekten çok özür diliyorum. Şimdiki planım şu arkadaşlar. Gideceğim Konya şehrine, Konya şehrine gitmeden evvel bizim batıdaki kalelerimize bırakabildiğim kadar asker bırakacağım. Sonra Konya şehrinden asker alıp sevkiyat yapacağım diğer böyle hani savunması düşük olan kalelere. Akabinde de Anadolu'dan yeni ordu toparlayıp yeniden ordu kurup sıfırdan ordu kurup akınlara devam edeceğim. Ama önce arkadaşlar güvenlik. Güvenlik her şeyden önemli. Artık şey yapıyoruz abi, emniyeti alarak oynuyoruz oyunu, böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Madem ki ben bu oyunun sonunu görmek istiyorum, o halde tedbirli bir şekilde ilerlemeliyim. Ama nedense bunların morali ortalama durumda. Hani birkaç köy mü yağmalatsam acaba ya? Aynen, birkaç köy yağmalatalım bakalım, nasıl olsa tüm krallıklarla savaş halindeyiz bildiğim kadarıyla. Şimdi öncelikle köy yağmalamadan evvel bizim güçlendireceğimiz kalelerimize bir bakalım. Papa muhafızı oldu, harika. Gerçekten Papa muhafızları olağanüstü güçlü arkadaşlar. Onların takımımda olması, onların benim grubumda olması bana ayrı bir avantaj sağlar. Bu avantajı da kendi lehime kullanacağım. Bu arada geçen bölüm izlemeyenler için söyleyeyim. Lezalit'i idare hakkımı çoğaltmak adına göreve yolladım arkadaşlar. Şimdi abi tek tek gezelim. Önce Selanik şehri. Selanik şehrini güçlendirelim abi. Bayağı bir güçlendirelim hem de. Yetişemiyorum. Hani çok fazla savaş oluyor. Çok fazla kavga oluyor. Yetişemiyorum. Bu yüzden abi böyle teker teker gelip savunmalarını güçlendirmeye çalışacağım. Bak. Misal kılıçlı paralı asker diyor. Bunlar tam gelişmemişti. Şehirlere tam gelişmiş askerleri koymak istiyorum abi. Tam gelişmiş askerler. Daha bende tam gelişmiş asker yok ki moruk. Hangisini koyacaksın? Şu 15 köle kranı da koyalım. İyidir abi, yani hiç yoktan iyidir. Şehrin en azından savunması yüksek olsun. Daha sonra koyabileceğim ne var? 5 tane de okçusundan koyalım. Başka da bir şey koyamam sanırsam. Aynen. Ne kadar oldu abi buradaki asker sayısı? 115. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani birazcık da kalabalık gözükmesini istiyorum ki düşman dalarken, hani düşman saldırıya geçeceği zaman bir kez daha düşünsün, öyle saldırıya geçsin abi. Çok fazla açık vermek istemiyorum açıkçası. Hemen bunları da Bizanslı piyadeye çevirelim. Kervan muhafızını da kılıçlı paralı askere çevirdikten sonra yolumuza devam edelim ve bakalım acaba Venedik'in bir köyüne saldırabilir miyiz? Bu arada gerçekten düşman çok fazla köyümüzü yağmalıyor abi ve bu benim sinirimi bozuyor. Her taraftan duman tutuyor çünkü. Her taraftan duman tutuyor. Bran Kalesi de bana ait. Üzerinde akrep bayrağı dalgalanıyor.
Budapeşte şehri kuşatılmış. Elbette ki tekrar oraya gideceğiz. Şimdi Bran Kalesi'nde durum nedir acaba? Bran Kalesi'ne de birazcık takviye yapalım. Ne şekilde takviye yapalım? Hemen şu tımarlı askeri de tımarlı okçu yapayım. Köylü kadını, yandaş kadın yaptık. Çiftçiyi de gözcü yaptık. 5 tane Bizanslı piyadeyi buraya verebilirim. 4 tane Balkan avcısını veririm. Haçlı süvarisini veririm. Efendime söyleyeyim. Türkmenleri, paralı süvarileri ve köle avcılarını verelim. Ya sadece amacım kalabalık göstermek abi. Sadece amacım kalabalık göstermek. 16 asker daha koymak istiyorum buraya. Ne yapabilirim? 10 tane Avrupa okçusunu koyduktan sonra 5 tane Bizanslı yayayı koyarım. Bir kişi daha koymam gerekiyor sanırım. Ona da tımarları yerleştireyim. Tam 100 kişi oldu. Yani karman çorman olsun ama en azından arkadaşlar kalabalık gözüksün. Elemanlar dalarken bir daha düşünsün. Şimdi üstümüzü başımızı bayağı boşalttık farkındaysanız. Gidelim Anadolu şehrinden asker toplayalım abi. Bizans şehirlerinden de hani Bizans köylerinden de asker toplayalım. Bilmiyorum şu an toplayabilir miyim ama Konya yakında ufak bir düşman grubu diyor. Özellikle Abbasi Halifeliği'nin yoğun olarak gezdiği taraflara ben fazla asker bırakmak istiyorum ki hani oraları önleme alalım. Oralar güvende olsun. Biz rahat rahat batıda dolaşalım. Benim Edassa Kalem orada. Edassa Kalesi'nin yanı sıra bir dakika dostum şöyle bir durabilirsen şöyle göstereyim. Konya şehri bayağı zengin bu arada. Edassa Kalem orada bakın. Edassa Kalesi henüz düşmemiş olan bir kale. Abbas Halifeli'nin göz diktiği bir kale eminim ki. Edassa Kalesi'ni güçlendireceğim. Daha sonra hemen sınır yakınlarında olan Konya şehrimi ve Kayseri Kalemi güçlendireceğim ki Konya şehriyle Kayseri Kalem zaten güçlü. Buralar yağmalanmadan buradan adam alabilirsem ne ala ama ben oraya gidene kadar ben yağmalanacağını düşünüyorum. Birazcık cümle düşüklüğü oldu affedersiniz. Ama olsun yani kimsin abi sen? 113 kişisiniz. İcabınıza bakabilir miyim? Umarım bakabilirim. Umarım icabınıza bakabilirim. Uf. Abi olamaz. Abi harbiden olamaz. En son ben nerede save aldım? Ne zaman save aldım? Bir çık. Allah kahretmesin. Çık bir ya. En son nerede ne zaman save aldım ben? Selanik'e 115 asker bırakmışız. Şimdi aynı şeyleri tekrar yaşamayacağım. Hemen Bran Kalesi'ne ışınlanıp buradakilerin sayısını arttıracağım. Of be abicim. Of be abicim ya. Kaç kişi oldu burada? 80 kişi oldu. Burayı 100'e tamamlayacaktım. Hiç uğraşamam yani şimdi. Direkt ışınlanarak yapacağım. Saldıra tıklayacaktım. Kendi kendine bir şeyler yaptı. Kendi kendine havalara girdi. Ben de anlamadım ya. 90. Hadi abi 100'e tamamlamak istiyorum burayı. 100'e tamamlamak istiyorum burayı. O halde kelleci reislerini veririm buraya. Papa muhafızlarını veririm. Çiftçileri vermem. Çiftçiler gelişebilir daha. 2 Avrupa okçusu veririm. Biraz da Bizanslı piyade veririm. 101 kişi oldu. Bir kişi alabilir miyim oradan? Teşekkür ederim. Buranın sayısı da 100'e ulaştı. Tamamdır. Çok güzel. Ambiyen köyüne gidelim şimdi. Yani hemen bir dakika bir kayıt alayım abi. Ben biliyorum yani sürekli kayıt alarak ilerlemem lazım. Çünkü ben mutlaka bir hıyarlık yapıyorum ya. Evet. Bizans'ın oradaki köylere gidelim. Hayır abi esir mesir satmıyorum ben. Ya saldıracaktım ben saldırsam onları alırdım ki abi. Of of şapşal oyun ya. 50 tane seçenek değiştirtiyorsun. 50 tane seçenek değiştirtiyorsun. Gelin sizi köyde yiyeceğim. Köye çekelim bari gelin. Gelin. Tamam. Şimdi köylülerle beraber dalacağız onlara. Yani köylülerle beraber dalmaya ihtiyacım yok. Ben bunu her türlü yerim de şöyle bir durum var arkadaşlar. Atlarla gelemeyecek onlar. Onlar atlarla gelemeyecek. Bizim öyle bir avantajımız olacak. Yanımda zaten doğru düzgün asker yok. Paldır küldür dalacağız abi. Yapacak başka bir şey yok yani. Oh ne güzel durdu bu arada ya. Ne güzel durdu bu arada ya. Atta. Sakin oynayacağım abi. Sakin ve safe. Korumaya yönelik. Kaleleri güçlendirmeye devam. Kaleleri güçlendirdikten sonra ne halt yersen ye. Ben muharebedeki kişi sayısını 150'ye çıkardım mı? Umarım çıkarmışımdır. Oh. O beyler. Kalabalıksınız bakıyorum. Ama fark etmez zırhım çok kalın. Zırhım çok kalın. En iyi zırhlardan birini kullanıyorum yani. Ne fark eder ki sizin vurduğunuz. Vurduğunuzda bir, vurmadığınızda bir. Abbasi Halife'nin askeri burada ne arıyor? Ben en çok onu merak ediyorum. Burası Batı'nın kıyı tarafları ya. Bayağı bir yukarı taraflar yani. Bayağı bir kuzey. Galiba aynen yanlış hatırlamıyorsam eğer ya da yanlış hesaplamıyorsam kuzeye denk geliyor. Buralar bayağı bir kuzey abi. Burada normalde Abbas askerinin olması normal mi? Ben pek normal karşılamıyorum ama
Çünkü burada normalde Abbas askeri olmamalı. Bu arada birazcık sesim detone ve monoton geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün bayağı yoğun bir gün geçirdim. 3 video çektim. 3 videonu çekmemin ardından işte YouTube'a koydum. Canlı yayın yaptım. Yani daha cevaplanacak bir yığın mesaj var. Birazcık haliyle yoruldum ama değiyor arkadaşlar. Yani gerçekten hani sizlerden bu çabamın karşılığını beğeni olarak, yorum olarak gördükçe gerçekten değiyor. Hani eminim ki izleyen arkadaşların arasından YouTube'a kayıt olmamış olanlar da var. Lütfen arkadaşlar 5 dakika vaktinizi ayırın, kayıt olun. Hani hem bana destek olmuş olursunuz hem de bir YouTube hesabınız olmuş olur. Yorumlarınızda düşüncelerinizi belirtirsiniz. Aramıza katılmış olursunuz abone olarak. Gerçekten çok sevindirirsiniz beni. Hepinize sonsuz teşekkürler arkadaşlar yani. Kazandık. Güzel. Ben zaten kazanacağımızı biliyordum. Aşağı yukarı tahmin ediyordum yani. Elzahir kaçtı. Köylü kadınları kurtardık. Daha sonra buradan nereye gidiyorduk abicim biz? Şu Buluban köyüne de gidelim. Buhulaban. Aynen Buhulaban köyüne. Talim alanında aslında birazcık vakit geçirebilirim ya. Şu askerlerimi eğitmekle uğraşabilirim talim alanında. Çünkü zaten bayağı bir eğitime ihtiyacı olan askerim var. Ama dur, onu burada yapmayayım abi. Onu burada yapmayayım. Akıncı yapıyorum. Bunu ne yapıyorum? Gulameri yapıyorum. Köylü kadın, yandaş kadın, çiftçiler, gözcü, acemi askerler de Balkan avcısı. Yok, Balkan avcısı yapmayalım. Birazcık da talimli yaya yapalım. Hepsini talimli yaya yaptık. Birazcık yapıp deyip yapalım deyip. Jayek köyü. Orası bizim mi? Ben yağmaladım mı orayı? Burayı da mı yağmaladım? Konya yakınlarında düşman grubu, ufak düşman grubu falan filan. Ne oluyoruz abi? Abi adam buraya gelmiş patır patır vurmuş. Ne iş? Ne iş abi? Kim geldiyse buraya, buraya patır patır vurmuş yani. Hiç kimseyi bırakmamış burada. Önce bir Kiev kalesine girelim. Kiev kalesinde kaç askerim var? Abi Kiev kalesinde benim askerim yokmuş ki. 60 asker ne ya? Buraya Allah'tan kimse uğramıyor. Yakın zamanda buraya da takviye yapacağım ama öncelikle bir benim Konya şehrine gitmem lazım. Avcı kadın yapalım. Gözcüleri arbeletli paralı asker yapalım. Talimli yaya. Kıdemli Balkan okçusu. Kıdemli yaya. Bizanslı acemi de Bizanslı milis. Hadi. Uçtuk. Uçtuk. Hemen ben bir Konya şehrine gitmek istiyorum. Konya şehrine giremezler gerçi canım. 400 asker var Konya şehrinde de. İznik şehri kuşatıldı. Geliyorum. Abi birazcık yavaş olur musunuz? Gerçekten yani şu oyunda bana ana bacı kaydıracaksınız kaç sezondan sonra. Oyun karakterlerine ana bacı kayıyorum. Ona rağmen millet kendi üstüne alınıyor arkadaş. Salih El Ali Noyan. Yani Salih abi tekrar gelmiş. Buraya mı kaçmış? Yani şu 90 kişilik ordudan mı saklandınız? Ve tüm köyleri zaten patır putur vurmuş herifler. Yanımda yeterli ordu yok ama onları almaya yeter ya. Ya onlar ne ki yani? Onları almak için ben ordu bile toplamam. Of, gel. Oradakiler tamamen bizim köylüleri tutmuşken ben de bunları bir keseyim, biçeyim. Daha sonra onların tarafa geçerim abi. Savaşın nam değeri 9. Bunlar da artık gruba moral vermezse ben bilmiyorum ne yapacağım bu grup moralini düzeltmek konusunda. Bakalım ya. Savunma savaşı abi. En önemlisi savunma savaşı. Yani savunma yapmadığımız sürece şu an atağa kalkışmamamız lazım. Kaleleri güçlendireceğiz. Şehirleri güçlendireceğiz. Ardından sıfırdan ordu basıp hoppa atağa yöneleceğiz abi. Saldırıya yöneleceğiz. Bu şey Buçarest'i de güçlendireceğim. Buçarest. Niyeyse aklıma birden bir Budapest'e demek geldi. Abi Budapest'e gerçekten Bulgaristan'ın başkenti değil mi ya? Budapest'e bir yerin başkenti ama bilmiyorum. Bulgaristan'ın başkenti sanırım Sofya. Abi hiç hatırlamıyorum ya. Coğrafi bilgim sıfır. Böyle coğrafi bilgim sıfır tabii ki. Hani Ankara'yı bile tamamen bilmiyorum lan ben. Yani en fazla buradan yaptığım gezi bizim marketle evin arasıdır falan yani. Ankara'yı bile tam bilmiyorum ya. Coğrafi bilgim gerçekten rezalet. Bakalım ya biz bile bunları doğramaya yettiysek o içerideki bir 50 kişilik bir de 90 kişilik askeri grup var. Onlar acaba niye dışarı çıkmaya yeltenmiyor? Artık bizimkiler niyeyse korkak oynuyor abi ya. Tamam son zamanlarda mağlubiyetler almış olabiliriz. Yani kalelerimiz, şehirlerimiz parçalanıyor olabilir ama toparlanabiliriz tekrardan. Tekrardan toparlayabiliriz. Toparlanmayacak bir şey yok ki. Bak benim asker, benim kalelerimde yüzer tane adam yığılı. Yığdık adamları yani.
kalelere, şehirlere adamları yığdıktan sonra gerisi kolay abi. Ha birazcık vergi yükü biniyor sana, o ayrı mesele. İdare hakkı yükselince o vergi yükünden kurtulacağım abi. Çok fazla vergi kaçırıyorlar benden. Ayrıca hayvan gibi... Aynen ya, yorumlarda okudum abi. Hayvan gibi param var, git hanlardan asker al dediniz. Harbiden hanlardaki askerleri toplayacağım. Hanlardaki askerler birazcık daha fazla ücret alıyorlar ama çok da sağlam çarpışıyorlar abi. En güzeli hanlardaki askerlere yönelmek. Handaki askerlere yönelelim beyler. Gerçekten şu savaşı yapalım. Savaşı yaptıktan sonra gidip hanlardan asker almaya bakalım. Yepa. Bitti mi abi? Bitti mi abi? Atı şahlandıralım. Unutmayacağım bu sefer. Kazandık arkadaşlar. Ve 17 moral geldi. Grubun artık ne kadar morale ihtiyacı varsa. Abi karşı tarafta 2 kişiyi öldüreceksiniz. Nasıl bizden 3 kişi öldü yani? 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, bir şeyler oldu. Nasıl oldu? Ben onu anlamıyorum. Bana biri bunun açıklamasını yapabilir mi lütfen? Ya karşı taraftaki 2 kişiye 70 kişi giriyorsunuz abi. Ve aranızdan 2 kişi ölüyor. Nasıl beceriyorsunuz? Gerçekten ben de yapmak istiyorum da. Şimdi şu 70'lik elemana da gireceğim, 79'luğa. Şimdi öncelikle bir hana gidelim. Tabi elemanlar benden önce davrandı hemen. Kiralık kılıç. 3 kişiye 500 dinar verdik. İyi iyi, girsin bakalım, ne yapalım. Orta büyüklükte düşman grubu var hala Konya şehrinde. O Konya şehrindeki tehlikeyi atlatabilmiş değiliz. O konuda da bir önlem almamız gerekecek arkadaşlar. Kıdemliya'ya Balkan Savaşçısı. Gayet güzel. Tekrar kayıt alıyorum ve kaydı kontrol ediyorum. Daha 16. dakikaya gelmişiz. Daha devam edebiliriz o halde. Güzel. Seni yakalarız oğlum. Yakalar mıyız? Yakalarız abi. 4.4 hız var. Benimse 5.9 hızım var. Kesinlikle yakalarız ve sana grup da alırız abi. Salih abiyle. Arkadaki eleman yetişemedi. O 90'lık arkadaş yetişemedi. Salih abi sen benim sözümü dinliyorsun değil mi? Ben Maraşelim ya. Aynen, benim sözümü dinliyor. Güzel. Aslında bir Maraşerlik çağrısı yapıp Milan'ı mı bitirsem? Milan krallığını. Zaten bu sezonda iki krallık parçaladık ya. Nereleri parçaladık? Macar'ı parçaladık ve Macar krallığından sonra Sicilya krallığını parçaladık. Geriye bir tek ne kaldı? Milan, Abbas Halifeliği, Vatikan, Venedik. Bir de biz. Toplamda 5 krallık kaldı. Abi nasıl güzel tek atıyorum ya öyle. Vallahi çatır çutur tek attım hepsini. Köylerden şimdi dolaşıp tek tek asker alalım. Köylerdeki askerlerin yanı sıra hanlardan da asker alalım. Ve Konya şehrine gidelim kısa zamanda. Konya şehrindeki asker grubu bizi Konya şehrimizi rahat bırakmayacak gibi. Çünkü oranın gelir ölçütü zengin abi. Çok zengin, hatta zenginden çok zengine yükseldi. Eğer o çok zengin bölgemizi kaybedersek ekonomik açıdan sıkıntıya girebiliriz. Bu yüzden ekonomik açıdan sıkıntıya girmemek adına Konya şehrine savunma yollayacağım abi. Konya şehrini gidip savunacağım. Aa tüh, yakalayamadım. Yakaladım. Bakalım neler kaldı geriye. Abbas Halifeli'nden işte birkaç asker kaldı. Birkaç yayan birlik ve birkaç atlı birlik. Yaya birlikler yoğunlukta olarak şuraya spawn olmuş sanırım. Bunları bir indirelim aşağı. Abi atla çarpıyorum da kılıcı tam oturtamıyorum ya. Satır biraz küçük ya. Büyük kılıç kullanmayı denedim. Büyük kılıcın da saldırı hızı... büyük olduğundan dolayı, range alanı büyük olduğundan dolayı saldırı hızı düşük oluyor. Bana da yüksek saldırı hızlı lazım. Yani kodumu oturtacaksın abi, böyle bir saat şey yaparsam ondan ben bir şey anlamam. Onu ayarlayamam. Kazandık arkadaşlar. Atımızı şahlandırarak daha fazla grubumuzun moral depolamasını sağlayalım ve devam edelim. Ne kadar şahlandırırsan o kadar moral geliyor diye bir şey yok sanırım. Öyle bir teori ortaya atacaktım da tamam. Tamamdır. Bu arada yiyecek sıkıntısı çekiyoruz ya. Hayır abi, kimseyi vermeyecektim ben ya. Neyse. Yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Konya şehrini kurtardıktan sonra Abbas Halifeliğinin birkaç köyüne saldırı düzenleyebilirim. Ama öncelikle bir Konya şehrini kurtarmak istiyorum. Hala Konya şehrinde orta büyüklükte bir düşman grubu varsa tabii ki. Meçin köyü yağmalanmış durumda, tüh. Söylentilere göre Abbas Halifeliği bölgesine sürgün edilmiş. Emir Kalman. Abi tüm köylere vurmuşlar. Tüm köylere vurmuşlar. Acaba bu köylere vururken bizim Anadolu'nun has adamları nerede? Bak Konya şehrinde hala orta büyüklükte düşman grubu diyor. İbdeleş köyünü şu haydutların elinden kurtaralım. Bunların hepsi ok kullanıyor abi. Çok dikkatli olmalıyız. Bunların hepsi ok kullanıyor. Ok kullananlara en iyi yöntem zaten atla yanaşmaktır abi.
Yo, bunların hepsi ok kullanmıyormuş ama belirli bir miktar okçuları da mevcut tabii ki. Ok kullananlara karşı dikkat etmek lazım abi. Kafa zırhımız ne kadar yüksek olsa da. Hatta ben bu okçulardan patlatabildiğim kadarını patlatayım ki bizim adamlara uzaktan zarar vermesinler. Haydut temizlemek de iyi. Köyle ilişkimiz ilerleyecek. Bu sayede bana belki de daha fazla asker verebilir. Tam olarak emin olamasam da. Önce orta büyüklükteki düşman grubunu temizlemem gerekiyor. Ama o orta büyüklükteki düşman grubunu temizlemeye yetecek asker var mı elimde? Ben bunu merak ediyorum. Aslında Konya şehrindeki askerleri de alıp o orta büyüklükteki düşman grubunun üzerine yürüyebilirim. Komple atlı askerleri alırım. Mükemmel hızla giderim. Sürekli her yere savunur savunur gelirim. Şöyle bir şey yaparız. Grup kapasitemiz 143'tü galiba, tam olarak yanlış hatırlamıyorsam. 143 ya da 145 gibi bir şeydi. Bir dakika atışlandırayım, ondan sonra konuşalım. Grubumuzun kapasitesi 143 ya da 145 gibi bir şeydi. Biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu 145 kişilik asker grubunun 80'ini ben atlı asker yapayım. Kalan 60'ını da işte 65'ini de sürekli sağdan soldan toplayayım. Ve bunları kalelere yerleştireyim. 80 kişilik bir savaşacak grubumuz olsun. Çünkü böyle gerçekten zorlanıyoruz. Seni yakalayabilir miyim kardeş? Aslında yakalarım ben seni ya. Aslında yakalarım çünkü sende istediğim çiftçiler var. Çiftçiler sonradan gözcüye dönüşüp gözcüden de arbaletli paralı askere dönüşebiliyorlar. Bu yüzden ben seni bir avlamak istiyorum müsaadenle kanka. Fark etmez, Selanik şehrini az önce kuvvetlendirdik. Az önce oradaki asker sayısını 90'dan 115'e çıkardık. Oraya dalmayı göze alamayacaklardır. Askeri açıdan kalabalık olmanızın en önemli avantajı arkadaşlar size saldırmayı göze alamamaları. Hani tabii ki birazcık da arada tecrübeli askerler de olmak zorunda kalabalık yapacakların yanı sıra. Şunların icabına bakalım hemen. Çünkü buradan bayağı bir asker kurtaracağız arkadaşlar. En güzel asker depolama yöntemi. O çiftçiler geliştiğinde arbeletli paralı asker olacak ki arbeletli paralı asker kullanabileceğimiz en iyi okçu birimlerinden, en iyi menzilli birimlerden biri. Gayet güzel olacak abi. Savaşçı kadın da kılıç kardeşine dönüşüyor. Yani topladığımız köylü kadınlar da kılıç kardeşine dönüşüyor ki kılıç kardeşleri de çok sağlam süvari birimler. Süvari birimleri. Gayet güzel ya. Gayet güzel. Birkaç tane ok yedik ama sağlık olsun. Şunları hemen temizleyelim. Bakalım daha kurtarabileceğimiz adamlar varsa onları kurtarmaya yönelik hareketlerde de bulunuruz. Konya şehrine girdiğimiz zaman arkadaşlar işte böyle bir hani geliştirebileceğimiz askerler ve atlı askerleri yanıma alacağım. Geriye kalan askerleri Konya şehrine bırakacağım. Gayet güzel. Kelle avcılarını alalım. Çiftçileri alalım. Köylü kadınları da alalım. Bunlar da dediğim gibi kılıç kardeşi oluyorlar ve kılıç kardeşi oldukları zaman gerçekten neredeyse durdurulamaz oluyorlar. Bayağı kuvvetliler. Tımarlı sipahiye akıncı yapalım. Avcı kadın, savaşçı kadın oldu. Köle kıran kelleci reisi. Kıdemli balkon okçusu. Balkon okçusu, evet. Kıdemli balkon okçusu benim favorilerimden. Gözcü oldu. Gözcüler söylemiş olduğum gibi. Avcı şey gözcüler arbeletli paralı asker oluyorlar. Şimdi abi sen kimsin? 3 kişisini. Sen kimsin? 37 tane esir var elinde. Kanka sana da bir sorti dalmam lazım müsaadenle. Ne olur yakalayabiliyor olayım. 5.4, 5.2. Yakalarız. Biraz uzun zaman sürer ama yakalarız. Bu arada ufaktan bir error hataları verdi. Lezalit geldi. Pekala kumandan. Nihayet sizi bulabildim. İddianızı yaydım ve gruba katılmaya hazırım. Hoş geldin dostum. Şimdi bir dakika, hemen Lezalit gelmişken Lezalit'i grubumuzun üst saflarına tekrardan alalım. Lezalit kardeşim hoş geldin. Daha sonra ben bunu bir üste almayı becerebilirsem. Daha sonra abi Jeremus'u yollayalım. Jeremus ne haber kanki? Kanka sana bir sorum olacak. Bu diyarın kralı olmaya talibim. Bana ortak olur musun? Devam et. Çok iyi, bunu sen yap. Hadi görüşürüz. İdare hakkı sayesinde arkadaşlar, karakterime kastığım idare hakkı sayesinde, bu arada onu nereden görebiliyordum? Karakter raporlarından görebiliyordum sanırım. Şunu bir avlayalım. Çünkü onda istediğim esirler var. Bazı askerler terfi için hazırlıyor. Çok güzel. Sizi hemen öldürmek istiyorum.
Güzel ya, sıfırdan tekrardan hani böyle esir düşmüş adamları kurtararak ordu toparladık tekrardan. Güzel oldu bu. Tabii ki bu orduyu gidip Abbasi Halifeli'nin birinci öncelikle saldırabileceği yerlere takviye olarak kullanacağım. Sonra da söylemiş olduğum gibi bir 80 kişilik atlı ordu, 80 kişilik atlı ordunun yanı sıra da kalelere koyabileceğim geriye kalan 65 kişinin oluşacağı, geriye kalan 65 kişinin dolduracağı işte okçu, piyade ve diğer birimler olacak. Okçu, piyade ve diğer birimler. Daha ne kaldı ki abi? Ağır zırhlılar var. Hafif zırhlılar, ağır zırhlılar, saldırgan piyadeler. Ne bileyim, böyle gruplandırılabilir mi acaba? Ağır zırhlı piyadelere de ihtiyacım var aslında. Tam bir Avrupa klasında, Batı standartında bir de şey kurmak istiyorum. Yayan birlik kurmak istiyorum. Hepsi Papa muhafızından ya da Katolik piyadesinden oluşan. Onlar da gerçekten çok sağlam dövüşürler. Yani çok sağlam savunmada görev alırlar. Gayet güzel olur. Yani sürekli ya niye şura gidiyor, niye buraya saldırıyorlar falan filan diye dırdırlanacağı ama en güzeli abi savunma savaşına oynamak, savunmalara oynamak. En güzeli. Başka kim kaldı moruk? Sanırım orada bir yerde bir kişi kaldı. Bu arada bu yaptığım savaşlar hem grubumun moral depolamasını sağlıyor, hem de ayrıyetten savaşçılarımın gelişmesini sağlıyor, XP kazanmasını sağlıyor. Buradan sonra tabii ki gidip birazcık şey köyü, Bizans İmparatorluğu'nun köylerini yağmalayacağım. Biraz oralara talan duman edeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Şu şekilde bir de hemen kayıt alırsam. Çünkü benim saksılığımın ne yapacağı belli olmaz. Bende hafif saksılık var bildiğiniz gibi. Hafif değil, baya baya saksılık var. İşte savaşacağım yerine savaştan çekiliyoruz falan tıklarım yine. Ondan sonra al başına işi. Kölle başı, arbeletli paralı asker, yandaş kadın, avcı kadın olsun. Gulamere, Gulamerinden de Gulam Atlısı tabii ki. Hemen kaydedelim. Burada kaçanlar var. Kaçanlara ellemeyeceğim. Ve Milan Krallığı'nın şeyi var. Onu yağmalamayacağım. Onun yerine gidelim bir Konya şehrine bakalım lütfen. Kimsin sen? 38 asker var yanında. Gelir misin kanka? Senden bir dal almak istiyorum. Abi ne yapıyorsan yap sahip çık yeter. Tamam mı? Şehre sahip çık yeter. Kim var sende? 12 çiftçiyle 8 köylü kadın var. Seni almak istiyorum abi. 4.9, 5.2. Yakalarım bir şekilde. Seni almak istiyorum. Gerekirse kelle avcılarından bir kısmını atarım. Çünkü dediğim gibi abi bunlar köylü kadın falan, hani onları geliştirdiğimiz zaman savaşçılara dönüşüyorlar. Çok güçlü savaşçılara dönüşüyorlar. Şu savaşı da gerçekleştirelim. Daha sonra ben bölümü sonlandırayım. Şu an savaş esnasında alt tab yapmak istemiyorum, kaydın uçacağından endişe ettiğim için. Bu yüzden bu savaşı da yapalım. Farkındayım, grup kapasitem neredeyse ağzına kadar tıka basa dolu. Şunu şey yapacağım arkadaşlar, bu kelle avcılarının bir kısmını şutlayacağım. O köylü kadınla yandaşları almak için, çiftçileri almak için. Çünkü geliştiklerinde gerçekten çok sağlam oluyorlar arkadaşlar. Hatta birkaç bölüm bunları geliştirmeye de ayırabilirim açıkçası. Bayağı bir ihtiyacım var çünkü onların gelişmesine. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Yani bayağı bir oyun odaklı oynadık bu bölümde ama hani birkaç bölüm oyun odaklı oynamak istiyorum abi. Çünkü sohbete daldığım zaman ben genelde iki işi aynı anda idare edebiliyorum ama direkt bulduğum önüme gelenin, hani önüme gelen her kimse düşman bir birimse ona saldırıyorum böyle. Saldırı esnasında konuşuyorum, sohbet ediyorum. Böyle büyük stratejik açıdan planlar yapamıyorum. Bu yüzden şöyle birkaç bölüm kafamı komple oyuna vereyim abi ben. Birkaç bölüm kafamı komple oyuna vereyim. O zaman kendimi düzelteceğime inanıyorum yani. Kendimi değil, kaydı da kurtaracağıma inanıyorum abi. Seriyi kurtaracağıma inanıyorum ya. Böyle eskisi gibi fetihlere falan devam ederiz. Seni de indirelim abi aşağı. Orman haydutu. Orman haydutu da bayağı güçlü okçuymuş ya. Bu haydutları asker olarak kiralayabiliyor muyuz acaba? Keşke Bannerlord'a bu özelliği ekleseler. Hani bir haydut kampı olsa haydut tutsam böyle. Kendi krallığından bile olsa işte şu adamın şey yapılmasını, infaz edilmesini istiyorum diye peşinden haydut yollasam ve yolladığın haydutların işte fiyatına göre yaptığı iş değişse. Ne bileyim, 100 dinara kiraladın, hani toplamda 500 dinar verip kiraladın, 5 tane haydut işi eline yüzüne bulaştırırken işte 2000 dinar verip kiraladığın bir adam en yakın korumalarını parçalasın, o senin kin duyduğun lordun falan. Eğlenceli olur ya, gayet güzel olur, hatta hoş olur. Şimdi şöyle bir şey yapalım abi, kelle avcılarını atalım. Öncelikle köylü kadını, çiftçiyi alalım. Kalan yere de kelle avcılarını alalım. O kadar şart değil kelle avcılarını yanımda taşımak. Askerlerimden bir kısmı terfi almış. Hemen bu terfilerini verelim.
Çiftçilerden gözcü, köylü kadından yandaş kadın, gözcüden de arbaletli paralı asker. Gayet güzel, gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tekrar sıfırdan ordu toparladık. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hemen bir Konya şehrine gitmek istiyorum ben. Kahraman beyim, duydum ki Jeremus'un insanlara kıymet verdikleri her şeyi yok sayan ve eski imparatorları cinayet ve gaspçılıkla suçlayan bir söylem vermeye yollamışsınız. Kaptan bir şair olarak ben derim ki insanların örnek alacakları bir kahramana ve yeniden yaşanacak altın bir çağa ihtiyaçları var. Bize ukalaların ve mekteplilerin neye inanacağımızı anlattığı bir krallık mı kuracaksınız? Bundan daha şapşalca bir şey düşünemiyorum. Hayır, fikriniz dikkate feryan alınmadı Nizar Bey. Defolup gidebilirsiniz. Yani memnun değilseniz kapıyı göstermeme gerek yok sanırım. Bu Bozkır Haydut sığınağını da halledeceğim. Abi ama sende tam benim istediklerim var ya. Sende tam benim istediklerim var ama benden hızlısın. 305 asker var arkadaşlar burada. 305. Baya baya iyi. 305 asker demek. Oo, hepsi gözlü oldu abi. Arbeletli paralı asker oldu. Yandaş kadın. Avcı kadın. Birkaç köy yağmalayayım, gıda ihtiyacımı gidereyim, sonra birkaç gün buralarda bekleyeyim. Bu adamların hepsi zaten talimle çok güzel yerlere gelirler. Bir sonraki bölümde birazcık şuraları savunmaya odaklanalım arkadaşlar. Şu kaleleri falan güçlendirmeye odaklanalım ve boyuna köy yağmalayalım. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Şu köylü çiftçileri kurtaralım mı? Hemen gidip köylü çiftçileri kurtaralım. Tamamdır kardeş. Köylü çiftçileri kurtardık arkadaşlar. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birkaç köy yağmalayacağım ve ondan sonra askerlerimin gelişmesini bekleyeceğim. Birkaç köy yağmalamamın sebebi de erzak ihtiyacımı giderebilmek. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Teşekkürler.